Yine İstanbul'un üç büyükleri ilk yarıyı lider kapatamadı. Takviye bekliyorum, yapması gerekiyor ama bütçe anlamında tam olarak kulübü bilmiyoruz ne durumda. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig transfer özel yayınıyla karşınızdayız. TFF 1. Lig'deki ekiplerin son bir hafta içinde yaptığı transferleri Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Hatırlatmalarımızı bir yapayım. Tabii. Ardından da transferlere geçiş yapalım. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca videolarımızı izleyen tüm izleyicilerimizden kanalımıza abone değillerse abone olmalarını rica ediyoruz. Ve videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı da lütfen ihmal etmeyin. Görüşleriniz bizim için önemli. Bunu belirtelim. Senin hatırlatmaların var mı? Benim hatırlatmam yok. Sadece şunu söyleyeyim. Tamamdır. İzleyen herkesten abonelik, ardından videomuza beğeni ve yorumlarını özellikle rica ediyoruz transferler için. Çaykur Rizespor'la başlayalım. Çaykur Rizespor'a bu sene transfer döneminde hiç konuşamadık çünkü gelişme yoktu. Bugün Rizespor'la başlayacağız. Önemli gelişmeler var Çaykur Rizespor'da. Şu an Erzurum'da kamptalar. Bülent Hoca biliyorsun geçen hafta açıklama yapmıştı. Acil transferler yapmamız lazım diye. Geldi. Sefa Yılmaz geldi Sivasspor'dan, tecrübeli kanat oyuncusu. Eski oyuncusu sağ bek, stoper ve sıkışırsan ön libero oynatacağın Koray Altınay geldi. Stoper oynar burada çünkü Kerem Kalafat var sağ bekte. Gökhan Gönül de kaldı. Aynen. Bahadır Öztürk geldi Antalyaspor'dan, stoper Bahadır. Bahadır da çok sakatlıklar yaşadı maalesef. Bir türlü kendini bulamadı. Benhur Keser geldi Kocaelispor'dan, kanat oyuncusu. Faruk Mia geldi 10 numaraya ki Faruk Mia Konyaspor'da iyi işler yapmıştı. Bir de Enrico Papa geldi. Papa da Botaşani'den geldi. Romen Ligi'nden. Ne düşünüyorsun bu transferler için? Çaykur Rizespor yabancı sol bek, yabancı santrafor kovalıyor. Geçen seneden de Djokovic, Yannick Bolasye kaldılar. Gökhan Gönül kaldı. Gökhan Akkan şu anda duruyor. Alper Potuk kaldı takımda. Gökhan Akkan büyük ihtimal gidecek ama teklif çok var. Fenerbahçe ve Trabzonspor istiyor Gökhan Akkan'ı. Çaykur Rizespor'un bu transferler için ne düşünüyorsun? Öncelikle transferlerin hayırlı olmasını diliyorum. Ben Sefa Yılmaz dışındaki transferlerin doğru olduğunu düşünüyorum. Sefa Yılmaz'ı ben beğenmiyorum. Onu sen çok iyi biliyorsun. Bahadır Öztürk de bence en fazla alternatif olur. Onu sana söyleyeyim. Emirhan Topçu da kaldı stoperde. Aynen. Şu anda. Beşiktaş istiyor ama. Papa, Faruk Mia çok nokta transferler. Özellikle Faruk Mia hem kanat hem 10 numarada oynayan bir oyuncu. Dün bir yorum vardı biz paylaştığımız zaman da bu oyuncu kanat oyuncusu değil mi diye. İki tarafta da oynayabiliyor. Mia sıkışırsan kanatta oynatırsın. Aynen. Faruk Mia hızlı skor yapabilecek bir oyuncu. Ben Faruk Mia'nın bu ligde çok fazla skor yapacağını ve takımına katkı vereceğini düşünüyorum. Enrico Papa da merkez orta saha oyuncusu. 8 değil mi? Skorer bir oyuncu değil. Defansif bir oyuncu. Daha çok 6 numara gibi. O zaman Papa 6, Djokovic 8 yani şöyle oynar. 8 numara da oynayabiliyor Papa ama hani skorer bir oyuncu olmadığı için daha çok defansif özellikle kullanırsın. Evet. Savaşan, istikrarlı, takımına katkı vermek için yani kalitesinin sonuna kadar sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu. O yüzden kimse hani skor beklemesin ama iyi savaşan, mücadeleci bir oyuncu. Enrico Papa. Rizespor'da bu arada Mithat Pala'yla Eren Karadağ da takımda kaldı. Bu oyuncular bence iş yapar. Eren yapar da Mithat da yapar bence. Mithat iyi oyuncu ya. Sana bir türlü Mithat'ı beğendiremiyorum. Mithat'ın şu anda bana bir şey söyledi ki şu sezonda 10 gol attı, 9-10 asist yaptı. Takımına şu noktada katkı verdi de. Bana bir tane söyle hadi tamam. Albert Koç da kaldı. Ondan da olmaz Albert Durmaz. Bolasye TFF1'de iş yapar mı? Bolasye yapar. Sakatlanmasın Bolasye. Bolasye, Faruk Mia, Papa. Yok. Bir oyuncu daha vardı. Hücumda. Benhur Keser. Bu oyuncular iş yapar diyorsun. Katkı yapabilir. Benhur noktasına şunu ekleyeceğim ama altını çiziyorum. Benhur bana göre tam bir ikinci oyuncusu. Bunu Kocaelispor'dan aldıktan sonra da söyledim. Samsun'a da geçtiğinde de söyledim. Benhur bunu kendisi geçen sene Kocaeli'de gösterdi. Birinci oyuncusu değil Benhur. Çaykur Rizespor'un şu an gerçekçi hedefi playoff mudur? Vallahi şu an iyi transferler geldi ben sana söyleyeyim. Devam ederse Rizespor işin içine girer. Benim Rizespor taraftarlarına bir serzenişim olacak. Rize'de maçlar hep boş tribünlere oynanıyor. Bu şehrin en önemli markası da Çaykur Rizespor. Ya bence Rizespor taraftarlarının maçlara ilgi göstermesi lazım. Aynen öyle. Her maç boş tribünler oynanıyor. Maalesef. O konuda bence Rizespor taraftarları takımlarına destek olmalı. Çaykur Rizespor sence nerelere adam almalı? Vallahi her bölge oyuncu lazım hala. Santrafor bence %100 lazım. Santrafor. Bir sağ beke oyuncu lazım değil. Onun dışında her yere transfer lazım. Sağ sol beke Ali Adnan'ın adı geçiyor. Bakalım gerisi iyi olur. Çok iyi olur bence. Aynen. Gelirse. Djokovic iş yapar mı? Ortasındayım onda biraz. Djokovic çok şey bir oyuncu değil. Aktif bir oyuncu değil. Peki. Bakalım. Ben Djokovic'i beğeniyorum. Papa'yla bence yan yana oynarlar. Ben öyle düşünüyorum. Aynen. İyi anlamda. Rizespor şu an senin de dediğin gibi seninle aynı görüşteyim. Kadroyu iyileştirdi. Hı hı. Ama hedef ilk iki ise Süper Lig'e geri dönmekse lazım. Daha adam lazım. 5-6 adam lazım bence de. Bakalım Çaykur Rizespor'a başarılar dileyelim transfer döneminde. Tuzla Spor'a geçelim. İstanbul temsilcisi 3 hamle yaptı. Murat Hocaoğlu geldi kaleye. Kim? Murat Hocaoğlu. Hı hı. Alternatif kaleci olur bence. Bence de. Muhammed Demirci geldi. Muhammed 24 Erzincanspor'da çok iyiydi geçen sene. Eski döndü resmen. Bu şansı hak etti bence kendi adına. Bir de Eyüpcan Delibalta geldi Sakarya'dan stoper. Bu oyuncular sence Diyarbakır'a gidebilir mi? Diyarbakır şimdi bu sene İstanbul'da olacak ya. Sadece maç günleri Diyarbakır'a gidecekler. Hı hı. Acaba bu oyuncuları Feyzi Başkan Diyarbakır'a yollar mı? Vallahi olabilir. Ama Muhammed Demirci dediğin gibi bu şans hak etti. Eyüpcan Delibalta Sakarya'daki hemen kalması gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. Ben oynayabileceğini düşünüyorum. Tutmadılar. Bence Tuzla Spor daha oynar. Bence bu iki oyuncu burada da kalırsa olur. Diğer tarafa giderse olur. Yani Tuzla Spor'da oynarlar. Yani şöyle oynarlar. Muhammed Demirci bu şansı hak etti. Hak etti. Doğru. Eyüpcan'ın da oynayabileceğini düşünüyorum. Bir de şimdi Diyarbakır'ın grubu zayıf ya. Feyzi Başkan'a da çok tepki var Diyarbakır'da. Hı-hı. Hani Tuzla Spor'u daha ön planda tutuyorsun gibi. Heh, tutma. Diyarbakır'ı artık çıkar bir üst lige diye. Hani böyle bir strateji yapar mı? Mesela Muhammed ile Eyüpcan zayıf kırmızı grupta çok rahat fark yaratırlar. Tabii. Mevkilerinde hani. O aynen. Yüzden diyorum. Bakalım göreceğiz. Bunu bir şey diyemiyorum. Gönderebilir de burada tutabilir. O zaman onu biz Ağustos'un sonuna kadar bekleyelim. Aynen. Değil mi? Çünkü Metin Cancıcı da sezona başlamıştı geçen sene. Sonda gitti. 2-3-4 hafta sonra hatta gitti. Hatta 2-2-3 maç sonradan oyuna girdi. Sonradan gitti. Aynen. Aha, doğru. Olabilir. Bakalım. Biz onu bir Ağustos'u bekleyelim. Aynen yani. Bekleyelim. Sonunu. Aynen. Ben de seninle aynı görüşteyim. Tuzla Spor'a başarılar dileyelim. Transfer döneminde Altay'a geçelim. Altay biliyorsun maddi olarak çok sıkıntılı günler geçiriyor. Maalesef geçmiş yönetimlerin yaptığı hatalar yüzünden ve dış transferi açmaları çok zor görünüyor tahtayı. O yüzden iç transfere ağırlık verdiler. Tutabildikleri tüm tecrübeli oyuncuları tutmaya çalışıyorlar. İbrahim Öztürk kaldı. Kaleci Ozan Evrim kaldı. Özgür Özkaya kaldı tecrübeli solbek. Deniz Kadah kaldı. Ceyhun kaldı ön libero, tecrübeli ön libero. Bir de Tolga Ünlü, tecrübeli sağ bek. Şey gelecek ya. Hayşam. Yok ya, futbol bıraktı tekrar geldi. Murat Uluç. Abi Murat Uluç 42 yaşına geldi ya. Ben anlamadım 41-42 nasıl oynayacak? İbrahim de 41. Payşao gelebilir dedin sen de. Aynen, Payşao'nun gelebileceği haber mi gördün onunla alakalı? Aynen, haber gördüm ama şöyle bir nokta da vardı onunla ilgili. Lisans için yani çıkmıyor falan gibi şeyler var. Artık bir şey mi var? Şaho'ya da borcu var Altay'ın ciddi. Herhalde ondan galiba. Bilmiyorum. Şimdi... Altay'da şu an işler karışık biraz. Eren Karadağ kaldı gençlerden. Kutay döndü. Erik Bjorkander kaldı yabancılardan. Bjorkander kaldı. Ya Altay belli Tolga Ünlü kaldı zaten. Onu saydık. Altay belli bir en azından malzemeyi tuttu. Altay'da şöyle bir şey var. Şimdi bu genç oyunculardan hangileri iş yapacak? O Kutay yapabilir bence. Ne diyorsun? Yapabilir. Bakalım göreceğiz. O en azından ümit veriyor. Eren Erdoğan da bence ümit veriyor. Altay'ın sürpriz yumurta olarak yani şapkadan tavşan anlamında şöyle 5-6 genç çıkarması lazım. Bu tecrübelilerin yanında. Bakalım olacak mı? Ne diyorsun? Zaten Altay taraftarı şunu söylüyor. Bizim bu senelikte kalıcı olmamız lazım. Altay zaten çünkü 4 kalırsa... Şimdi 4 tane takım düşüyor diyorlar. Evet, hani bizim playoff'u falan düşünmememiz lazım tabii diyorlar. Canım, nasıl bizim bu ligde kalmayı garantilememiz gerektiğini söylüyorlar. Hani onlar da olayın farkındalar. Durumu. Çünkü Altay bir düşerse yanar. Bursa Spor'u gördüm. 1 milyar TL'den falan. Aynen. 57 milyon euro Bursa'nın bugünkü düşersen çünkü gelirinde düşüyor. Yabancılara da göndereceksin. Zaten borcun var. Altta da kadro yapamazsın. Aşağı doğru gidebilirsin yani. Altay'ın yapacağı olay şu. Bu sene 5-6 tane genci parlatıp ligde kalıp seneye birkaç genci gene bu seneki Kazımcan'ı sattığı gibi satabilirse aynen. Altay çarkı döndürebilir. Diriliş sezonu gibi olur hani. Öyle yapabilirler. Ya Altay, büyük Altay. Yani inşallah Altay kötü günler yaşamaz. İnşallah. Bir de şu an Malatya dışında kağıt üstünde zayıf bir takım yok. Ne diyorsun? Aynen öyle. Geçen bence seneki öyle. Malatya maalesef şu an geçen seneki Balıkesir gibi olacak gibi duruyor. Öyle gözüküyor şu an. Tahta kapalı. Altay o durumda değil ama bence. En Altay gene oyuncular tutuyor. Aynen. Ya öyle bir avantajı var. Bir de Altay Martin Rodriguez'den de para kazandı. Zaten 250 milyon, 30 milyon TL para gerisi oldu şeye. Kazananlar Rodriguez'den. Şimdi yani şöyle bir nokta var. Bamba da kalır mı kalmayacak mı belli değil. Bamba kalırsa süper olur. Yalnız Bamba'nın yönetimle alakalı açıklamaları bayağı ağırdı. Ama önceki yönetimle ilgili. Ama oldu. Yeni yönetim geldi. Hı-hı. Senin de dediğin gibi. Bamba keşke kalsa. Bakalım şu an daha çok belli değil. Olur. Kalabilir de öyle bir haber de var zaten. Dün onu okudum. Altay'da şöyle bir nokta var. Şimdi belli oyuncuları tutuyor ya. İlk maçları Samsunspor biliyorsun. İç sahada, İzmir'de. Şimdi Samsun karşısında verecekleri reaksiyon çok önemli olacak. Sezonun geri kalanı çok için. Çok önemli. İnanç anlamında. Altay'ın da şöyle bir özelliği var. 2020-2021 sezonunda da Samsun'la açtı sezonu. 0-0 bitmişti. Aynen. İç sahada, yine iç sahada, gene iç sahada. Aynen, doğru. Bakalım ne olacak. Eğer Bamba'yı en azından parasını ödeyip satabilirlerse de çok iyi olur. Bonservis gelir. Aynen. Kulübe gider, gelir olur. Ya Altay inşallah sıkıntılı günler yaşamaz. İnşallah. Yani büyük Altay. İş transferde iyi hamleler yapıyor Altay. İnşallah gençler kendilerini gösterirler. Ya genç oyunculara ihtiyaç var. Bak, tabii, altyapı çok önemli. Kazımcan'dan 20 milyon para geldi. Ekstra işin içine girmesi gereken temiz oyuncular var yani. Aynen. Ekstra katkı geldi. Eren Erdoğan'dan çok ümitliyim. İnşallah bakalım, zincirlerini kırar. Ona da şans geldi. Aynen. İnşallah iyi performans. Kutay ve Eren Erdoğan'ı. Ya zaten şöyle bir şey var bak. İnşallah. Ciddi maddi problemi olan bir kulüp var. Transfer tahtası kapalı. 330 milyon borcu var. Eğer bu transfer tahtası açılmayacaksa bu genç oyunculara şans gelecek. Onlar da kendini göstersin. Bu genç oyuncular artık burada kendini gösteremiyorsa daha ne söyleyeyim. Biz. Bir de Kutay bir sene Ahmet'te oynadı. Hazır gelecek. Aynen. O da avantaj. İnşallah Kutay'la Eren'den çok ümitliyim gençlerden. Kutay'da morali bozuk geliyor ama. Penaltı kaçırdı. Ya orası öyle de onu unutur profesyonel. Ama işte yani orada Lakaç'e vurmayacaksın topa. Lakaç vurdu topa. Yani. Sen gençsin. Şans geliyor. Ya o topu resmen içeri sokacaksın. Ya kötü vurdu. Ya tabii, sert de vur. Kaçır bir şey demem ama Lakaç yapıyorsun. İbrahim Öztürk'le Özgür Özkaya bu takımın abileri olur. Aynen öyle. İnşallah Özgür'e bir sıkıntı çıkmaz, inşallah, sakatlık anlamında. İnşallah. Çok İbrahim Öztürk de 42 yaşına girecek ama hala maşallah var. Yani. Biz programa başladık, İbrahim Öztürk'ü konuşuyoruz. 30 yaşında 42'ye geldi, hala devam. Doğru, maşallah. Bakalım. Adanaspor'a geçelim. Büyük Altay'a da. İnşallah Altay iş transferde birkaç oyuncusunu da tutar. Aynen. Yine başarılar dileyelim Altay'a. Adanaspor'a geçelim. Burak Çoban'la Ferhat Katipoğlu geldi. Ne diyorsun bu transferlere? Adanaspor taraftarları bayağı tepkili. Haklılar. Bir de ben Mustafa Kaplan Hoca'nın açıklamalarını izledim. Mustafa Hoca diyor ki... Doğrusu. Aynen. Dinledim, izledim. Mustafa Hoca diyor ki biz defansa adam alacağız diyor da Adanaspor'a santrafor lazım. Adanaspor golü kimle atacak? Bayram Akgül mü çıkıp atacak golü sahada? Yoksa Adanaspor taraftarları mı sağa inip gol atacak? Takımda forvet yok. Var. Allah Ahmet Han'la sezona başlarsan selamın aleyküm. Geçmiş olsun. Valla Ömer Çakı var. Ömer Çakı defans oyuncusu. Bir de o atar hazırlık maçında topta gol attı. İşte kontradan çıkartar, o anlamda diyorum. Ya Ömer Çakı bir maç atar da yani bilmiyorum. Bak Adana'da 3.5'tan 4 tane oyuncu kaldı takımda. Evren, Roş, Evren, Benasser. Ben Tehte'yi de çok iyi görmüyorum. Bu kadroda iyi görünüyor. 3.5'tan 4'te Tehte. Allah korusun sezon. Ha bir de Brans. Benasser geçen gol attı galiba. Hazırlık maçında. Aynen. Evren, Brans, Roş, Tette'yi de sayalım. Aynen. Vallahi Adanaspor'un durumu hiç iç açıcı görünmüyor. Burak Çoban geldi açığa. Ferhat da sağ bek oynuyor. Ya Ferhat'tan gene ümitliyim, bir performans verebilir. Niğde'de geçen sene. Ferhat Kaplan mı diyorsun? Katipoğlu Kaplan. Ceyhun Hoca gelince iyi kullandı ama ben Adanaspor yönetiminin amacını çözemedim şundan dolayı. Bu ligde 20 milyon TL'ye yakın gelirim var. Ya şu takıma 2-3 tane de tecrübeli, kaliteli oyuncu al. Bak Adanaspor düşme tehlikesi yaşayabilir. 4 takım düşecek. Ve Adanaspor'un ben yaptığı hamleleri anlayamıyorum. Hı-hı. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi şimdi... Bak Sakaryaspor lige yeni geldi. Bir aldığı oyunculara bak. Mesela Sakaryaspor yıllar sonra geldi. Yanlış anlaşılmasın. Sakaryaspor çok büyük bir camia. Ama Sakaryaspor lige yeni geldi. Aldığı oyunculara bakıyorum. Adanaspor yıllardır bu ligde. Hı-hı. Yani şu takıma bir tane mi kaliteli oyuncu getirilmez? Aynen. Vallahi şimdi transfer haberlerine bakıyordum. Onunla ilgili yazıyordum. Şimdi Adanaspor'da ben anlamadığım işler var. Burak Çoban benim ikincilikte bile zaten beğendiğim bir oyuncu değildi. Bir de 27 yaşında yani. Bu aynen oyuncu artık belli bir noktaya gelmiş. Daha ne bekliyorsun? Ha, tamam hadi Onur geldi diyorum. Neydi? Ferhat. Yok. Şeyden geldi, ikincilikten, Soma'dan geldi. Yok. Özcan Aydın. Özcan. Onur Ulaşı diyecektin sen herhalde. Dolu'ya gitti. Yok, o deyince. Yok, onu demeyecektim. Ha tamam, pardon. Özcan diyecektim. Tamamdır. Özcan Aydın. Özcan mesela iş yapacağını söyledik ama mesela Burak Çoban için bunu söylemiyorum. Hani ikincilikten TF Birincilik'e gelip iş yapacak oyuncular da var. Yapamayacak oyuncular da var. Bence bunlar arasında Ferhat da yapamayacak oyuncu. Benim kendi görüşüm. Yapamaz Burak Çoban da aynen öyle. Yanlış transferler. Adanaspor için çok sıkıntılı bir sezon bekliyor. Eğer Adanaspor... Bir de bu senelik çok zor o ya. 6 haftada aynen. Bir sıkıntılı giderse bak o zaman gör ki zaten Mustafa Kaplan'a da 8 hafta verdik. Ya zaten Mustafa Kaplan'ın yaptığı açıklamalar da sıkıntılı. Bu takıma ucum oyuncusu lazım. Kim gol atacak? Aynen. Sen gol atamazsan nasıl puan alacaksın? Bakalım. Bu takıma santrafor lazım. Ahmet Han'la sezona başlarsan geçmiş olsun. Taraftarlara ben hak veriyorum. Bakalım bu sene nasıl olacak Adanaspor. Ama yine 4 takım düşüyor. Sıkıntılı konuşacağız gibi duruyor Adanaspor yani, onu söyleyelim. Bak geçen sene Adanaspor'un kadrosu iyiydi. Ona rağmen son haftalarda ligde kaldı. Evet. Donkor vardı. İsmail, Fıratcan gene bir malzeme vardı bu seneye Cemil göre. Yüksel vardı. İlk devre Ozegoviç vardı. Şu an malzeme de yok. Aynen öyle. 4-5 oyuncu kaldı. Diğeri Allah'a emanet. Bakalım. Sıkıntı yani, ben sana söyleyeyim. Aynen göreceğiz, transfer döneminde başarı dileklerimizi yetelim Adanaspor'a. Adanaspor inşallah sıkıntı yaşamaz. Biz haksız çıkarız ama yani şu an bugünkü görünen Adanaspor ümit vaat etmiyor. Ben aynen sana öyle söyleyeyim. Sakaryaspor'a geçelim. Adanaspor'a da başarılar dileyelim transfer döneminde. Sakaryaspor 2 tane iyi hamle yaptı bence. Alternatif santrafor olarak Sinan Kurumuş geldi. Sinan bana göre TFF 1. Lig'e gelmeyi hak etti. 2. Lig'deki performansıyla. Son 2 sezonda çok iyiydi çünkü. Doğru. Bir de senin daha iyi bildiğin bir isim Cain Woolery geliyor. Cain Woolery sol açık. Aynen İskoçya'dan geliyor. Kariyeri de genelde İngiltere alt liglerinde geçen bir oyuncu. Tranmere Rovers aynen. Ben inceledim oyuncuya, baktım. Erhan Bey paylaştıktan sonra ona da selamlar. Hep doğru haberleri veriyor. Ondan biz de kaynak alıp paylaşıyoruz. Sağ olsun. Sakaryaspor lige yeni gelen bir takıma göre çok doğru hamleler yapıyor. Aynen. Sol bek lazım Sakaryaspor'a. Bir de sence nereye oyuncu alması 8 lazım? 8 numara 6 numara pozisyonuna oyuncu lazım. Yerli yabancı? Yabancı. Dün biri hani... İstanbulspor'u yendi Sakaryaspor. Kasongo'nun golüyle. Bitti. Bence Sakaryaspor yönetimi şu ana kadar transferde çok iyi işler yaptı. 2-3 hamle kaldı. Hı-hı. Ne diyorsun? Şimdi öncelikle Sakaryaspor'un transferlerinin hayırlı olmasını dileyelim. Tabii hayırlı olsun. Şimdi geçen hafta TFF 1. programı yaparken biliyorsun ben Sakaryaspor'u şampiyonluk adayı olarak hala söyledim. Geçen hafta ama biz Sakaryaspor'u pek konuşmadık, hamle yoktu. Evet. O yüzden bu hafta konuşuyoruz. Aynen, hani olmadı yani, gelişme olmayan takımları o anlamda konuşmuyoruz. Aynen. Söyleyelim, bazıları sormuştu Sakaryaspor'u hangi dakikada konuştunuz diye. Konuşmadık. Şimdi Sakaryaspor zaten yavaş başladı transfere. Bu transferler gelecek, biz zaten bunu söyledik. Yani ben, yönetim şeyi bekliyor, düşsün biraz. Ben zaten bunu bildiğim için Sakaryaspor'u şampiyonluk adayı olarak görüyorum ve hani... Sakaryaspor iyi transferler yapıyor. Bak kötü transfer yapmıyor Sakaryaspor. Kyle Waller'i çok iyi bir oyuncu. Taraftarlara, tribünlere ayağa kaldıracak bir oyuncu kanatta. İş yapacak bir oyuncu. Fizikli de bir oyuncu. Tabii fizikli, aynen. Hızlı İngiliz oyuncu zaten kendisi. Evet. Londra doğumlu. Bolton Wanderers, Tranmere Rovers'ta oynadı. Oralarda iyi işler yaptı. Ve çok hırslı ve disiplinli bir oyuncu. Özel hayat anlamında nasıldır? Sakarya'ya uyum sağlar mı? Uyum sağlar, disiplinli bir oyuncu. Yeni bir hafız mı geliyor o zaman Sakaryaspor'a? Ya şimdi Sakaryaspor'da biliyorsun hafız, hani o hafız lakap takıyorlar ya oyunculara. Buradaki oyunculara çok seviyorum o lakabı. Yok, buradaki oyunculara söylenir. Yani aynen. Yabancı adama. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Sen bir ülkeye gittin, transfer oldun. Sana affedersin onların tabiriyle bir şey söyleseler. Yani din anlamında. Ne dersin? Yok, ben onu şu anlamda diyorum. Sakaryaspor taraftarları, oyuncuları görüyorsun. Öyle çağırıyor genelde. Ama onu yerli kendi sevecekler mi taraftarlar? Bu oyuncuyu bütünlük sağlarlar mı? Volleri çok iyi bir oyuncu. Sakaryaspor hep doğru transferler tam görev yapıyor. Adamı. Ben sana o yüzden zaten diyorum Sakaryaspor yanlış yapmıyor. Sakaryaspor'u şöyle adayı. İlk 2'de şampiyonluk adayı olarak görmüyorum ilk olarak. Şöyle Sakaryaspor'da benim gördüğüm şu. Yönetim olarak biz ayaklarımızı yere sağlam basalım. İlk 2'yi oynarsak da oynayalım ama biz hem bir borcu eritelim, borçları, hem de en kötü playoff'a kalalım. Sakaryaspor bence %100 playoff adayı. Eğer iç sahada anormal hatalar yapmazsa da ben de seninle aynı görüşe geliyorum. İlk 2 adayı da olacak ama iç saha maçları çok kritik. Şundan dolayı Sakaryaspor'u evini kale yapması lazım. Kesinlikle. Taraftarıyla bütünleşip 25-30 bin İç sahada rakiplerine kabus gibi çökmesi lazım. Zaten öyle çökerse sana katılacağım. Hı hı. Sezon içinde diyeceğim hatta burada. İlk maçta Göztepe'yle açılıyor zaten. Sana ben geliyorum yorumuna senin. Sakaryaspor net aday çünkü Sakaryaspor'un gerçekten iyi kadrosu var. Sol beke güzel bir hamle lazım. Kesinlikle iyi bir hamle. Nalepa, Kasongo, işte bu Woolery, Donkor hepsi nokta. Broşi, hepsi nokta. Hiçbiri yanlış değil. Yani Burak Süleyman, aynen. Hiçbiri Hurşit, hiçbiri yanlış değil. Oğuz Kocabal, hepsi doğru. Sakaryaspor yönetiminde şunu görüyorum. Lige yeni gelen bir takım hiç hata yapmaz mı? Aynen. Gerçekten tebrik ediyorum. Hepsi doğru. Sinan Kurumuş da doğru. Sinan çok şey yapar. Mesela biraz iç sahada. Şimdi özellikle. Biraz önce dedin ya, kabus gibi iç sahada çökmesi lazım. Şimdi sen oyununu 3. bölgede rakibin üzerine yıkmak istediğin zaman da Kasong oyundayken 11'de örnek veriyorum. Sinan'ı bir oyuna al. Sırtı dönük tutar, tabii, kafayla indirir. Kasong'un indirdiği toplarda kendisi, aynen, arkaya sarkar atar. Veya Sinan indirir, Kasong arkaya sarkar atar. Çok fazla atraksiyon olacak. Ben Sakaryaspor için şunu söyleyeceğim. Kesinlikle sol bek lazım. %100. Kesinlikle 6-8 numara pozisyonuna 2 tane oyuncu lazım. 2 tane. Bir 11 anlamında, bir alternatif anlamında. Serkan var. Şu an var. Serkan odabaşı oldu. TFF 1. G'de yetecek bir oyuncu değil. Dün hazırlık maçında oynadı oyunu. Aynen. Serkan, Oğuz, Nalepa, Hakan Yavuz var. Nalepa 10 numara. Nalepa 10 numara yazacaksın. 8 numara özelinde baktığın zaman da Serkan Odabaşoğlu yetecek bir oyuncu değil. Alternatifte kalamaz. Şimdi Nalepa'ya yok. Şimdi Nalepa'ya geleceğim. Nalepa'yı 11'e yazalım 10 numaraya. Tamam. Nalepa'nın da alternatifi yok. Oraya da kesinlikle bir tane 10 numara lazım. O zaman sen Sakaryaspor'un 4 tane transfer lazım Sakaryaspor'a. Sol bek 6'ya 8'e 10 numaraya. Bir de bana göre sol açığa bir sol açık değil de açık almaz mı? Santrafor'a mı? Santrafor değil de sağ açığa bir transfer daha lazım. Ama kanat dolu. Ama Roşi var sadece. Onur, Ramazan Toprak var. Onur. Kim var? Ozan. Vuleri sol açık ama. Ama bak Vuleri. Bak Vuleri katma. Ozan da solda. Şimdi Vuleri sol açıkta oynayacak. 5 tane açık oldu. Bir dakika bak şimdi sana bir sayayım. Vuleri şimdi sol açıkta oynayacak. Burak Süleyman noktasında ben Burak Süleyman biraz sürümcemedeyim zaten. Benim Burak kendi görüşüm anlamında. Hazırlık maçında takımın en iyisiydi. Ya hazırlık maçını söyleyeyim. Katma. Hazırlık Burak maçında burada oynar bak. Bandırma'da oynayamadı mesela. Bakalım burada Burak oynayacak oynar mı? Burada şimdi söyleyeyim. Ozan Sol var 3. Tamam mı? Onu katalım. Urşit kanatta. Şimdi sağ kanada gel. Bir dakika sayalım. Sakin. Sol tarafa 3 tane saydık. Sağ kanada geleceğiz. Sakaryaspor beni heyecanlandırıyor. Sakin şimdi sol tarafta sol bekte de oynayabiliyor Urşit biliyorsun. O yüzden. Urşit'i her yerde oynar. Ha Urşit o yüzden. Kanat noktasına bakmazsan en azından sol bekte bakarsın. Anladın mı? Tabii. Şimdi sağ tarafa gelelim. Roşi, Onur, Ramazan, Toprak. Başka yok. Biri 11 oynayacak. Toplamda baktığımda 5 tane kanat. Ama olman lazım yetmez zaten. Mi? Senin 3'er tane olması lazım her kanatta. 6 toplam. Bunu her takım için söylüyoruz. Bak Samsun'da ne diyoruz? Kulübede oyuncu yok diyoruz. Sakaryaspor'un kanatları mesela bence Samsun'dan çok daha iyi. Genişlik olarak. Yani o anlamda söylemek istiyorum. Sen Roşi'de de bir hafif sakatlık var ama ciddi değil. Aynen yani dinlendiriyorlar. Örnek veriyorum sana. Burak Süleyman'la Ozan Sol bir etmezse TFF binciğine, ben mesela Burak'ta sürümcemedeyim ama Ozan yeteceğini düşünüyorum. Diyelim ki tam tersi olur, Ozan yetmez Burak yeter veya ikisi birden yetmez, ne olacak? Ozan'da bence şöyle bir sıkıntı var. Ozan çok pozisyona giriyor ama çok harcıyor ya. Yani. Bakalım. Çok rahat atabileceği pozisyonlara. Keşke atsa da harcasa da burada. Ben sana şöyle diyeyim, Hafız Süleyman 11'de oynar. Bak ben sana diyorum. Voler oynar ne Burak? Buleri sol tarafı kapatır, sağda Roşi kapatır. Sen zannediyor musun Burak solda, Roşi sağda, Buleri yedek. Donkor 5 olursa yerli sol bek lazım ama. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben de şöyle diyorum, bence Ercan Coşkun Ümraniye'de ilk haftalarda 11 başlamazsa Sakarya Ercan'ı alabilir. Bakalım bak mesela. Zaten şöyle bir nokta var. Sakarya'nın ilk 5 tane yabancısı bana göre şöyle olacak. Donkor 1, Nalepa 2, Roşi 3, Kasongo 4, Voleri 5. Aynısını saydım ben de işte. Tamam sol bek, sol açıkta. Eğer Burak Süleyman açıkta oynarsa sol beke yabancı alabilirler. Yabancı bence sol beke gelmeyecek. Öyle mi diyorsun? Evet öyle gözüküyor. Ben Burak Süleyman'ı sana şöyle diyeyim, Burak çok iş yapar bak. Burak'a ben çok güveniyorum. Burak burada da Burak'la taraftarın arası da çok iyi bütünleşme. Ben Burak'ı biraz sürümceme de görüyorum. Peki, bakalım. Tamamdır. Sakaryaspor çok ümit veriyor ama tabii, sana söyleyeyim. Ben söyledim zaten şampiyonluk da. Aynen ben de sana geliyorum. Ben yani o Samsun, Pendik, Bandırma bunlardan ayırmıyorum. Eyüp 4, Sakarya 5. Tabii 5 takım saydım. Bu takımların kendi evlerinde oynayacağı maçlarda özellikle hata yapan yanar. Hem onda hem deplasmanda alacakları ekstra puanlar. Bu sene deplasmanlar çok zor işte ama. Bak ne diyorum bak farklı bir şey söylüyorum. Ekstra alacağı puanlar diyorum. Bu ne demek? Önemli. Zaten senin dediğin demek. İsa'da hata yapan yanar ama. Aynen. Senin deplasmanda mesela şöyle bir nokta var. Sen İsa'da maç kaybedersin, deplasmanda 2 tane telafi edersin. Ama ben de sana şöyle geleyim. Ama kale yapman lazım İsa'da. Çok zor olacak zor. Diyorsun. İşte ne diyorum? Bak ne diyorum? Ekstra sen galibiyetler alacak takımlar seni diğer rakiplerinden öne atacak. Şimdi geçen sene mesela ne oldu? Birçok noktada playoff'a kalamayan takımlar neden kalamadı? Samsun, Manisa falan. Bu takımlar deplasmanda maç kazanamadı. Onlar İsa'da da kendini yaktı ama zaten. Samsun Menemen ligden düştü, 2 maçı da kaybediyor. Aynen. Kalma zaten sen playoff'a işte. Yani. Bir de düşünsene Sakarya Samsun, Samsun Sakarya, Pendik Sakarya, Sakarya'yı Bandırma var gövdeyi götürecek. Erzurum'da Şişli'ye girecek gibi. Bu inşallah Katarlıların olayı aynen. Olursa Erzurum'da aynen girsin. Ne kadar iddialı takım olursa ligde güzel olacak. Tabii. Sakaryaspor'a başarılar dileyelim. Sakaryaspor'la alakalı şunu söyleyelim. Sakaryaspor doğru yolda. Aynen öyle. Bandırmaspor'a geçelim. Bamban bir tane hamle yaptı. Başarılı stoper Fatih Kuruçuk geldi. Sana da herhalde transfer haberleri geliyor. Böyle bir şeyler var. Bana yurt dışından, Polonya'dan bilet şeyler... fiyatları ile ilgili bilgi geldi. Lece Varşova'nın VIP biletleriyle ilgili çok düşükmüş de o yüzden. Bandırmaspor gerçekten iyi bir kadro kurdu. Onu söyleyelim. Bandırmaspor ülkemizde kulüp yönetilmesi anlamında örnek kulüp. Yani aynen, Onur Başkan ve ekibi, kardeşi Oğuz Bey. İlk sene bir geldiler. İlk sene bir baktılar. Aynen. Yanlış da yaptılar. Bunu da söyledik. Doğru. Ama ardından düzelttiler. Hemen hatalardan ders aldılar. Bu sene de Bandırmaspor çok iyi bir kadro kurdu. Son olarak da Fatih Kuruçuk geldi stopere. Çok geniş bir kadro oldu. Ben de çok beğeniyorum Fatih'i. Benim biliyorsun sert stoperler böyle gözünü tekmeye, dal... Boyu da uzun. Aynen. Gözünü daldan budaktan ayırmayan stopere ben bayılıyorum stoperlere. Fatih de iyi bir oyuncu ve çok doğru bir yere geldi kendi adına. Ben burada Fatih'i Onur Başkan'ın yeniden hayata döndüreceğini düşünüyorum ki Fatih geçen sene Süper Lig'de 11 oynayan bir oyuncuydu. Bazıları dedi ki bu transfer... Yani oyuncu aşağı düştü kendine. Ya gelebilir. Hatay'da şu an sıkıntı var zaten. Ama bence aşağıya düşmedi. Şu açıdan Bandırmaspor'un kulüp yönetimi Süper Lig'deki birçok kulüpten daha iyi. Aynen. Bandırma'da zaten çok iyi bir ortam var. Mesela Kerim Avcı bir sezon futbol oynamadan geldi neredeyse Bandırma'ya. Hayata döndü. Aynen öyle. Ben geçen Urfa'dan biriyle konuşuyordum. Caner Urfa'da oynadı biliyorsun, Caner Cavlun. Dedi ki bizde dedi hiçbir şey yapmadı dedi. Ortalama bir oyuncuydu. Bandırma'da ligin en iyi sol beki oldu neredeyse. Çünkü Danimarka'ya gitti. Kendini geliştirdi. Bir de şöyle bir şey var. Bandırma'da oyunculara 10 oyuncu gelse 8'i kendini buluyor. Aynen. Öyle bir kulüp. Fatih çok doğru ve nokta bir transfer oldu. Bandırmaspor net şampiyonluk adayı senin de dediğin gibi. Ne aynen düşünüyorsun? Nokta bir transfer. Evet. Görüşüm de hala aynı. Bandırmaspor net anlamda şampiyonluk adayı. Genişte bir kadro kuruldu. Geçen sene hele kulübede adam ve kulübede iş yapacak oyuncular var. Doğru. Yine altını çizerek söylüyorum. Bu söylediğim, bu görüşüm beni yanıltabilir. Bandırma'nın yaptığı transfer arasında sadece Caner Hüseyinbağ'ı yanlış görüyorum, bu kadar. Ama bence o da genişlik anlamında iyi olacak diyorum. Ben söylüyorum, katkı vermez diyorum. Caner de sana şöyle katılıyorum. Mücadele anlamında Caner hep iyi mücadele eder. Ona lafımız yok ama son dönemde bal yapmayan arayı. Aynen. Orada katılıyorum sana. Aynen öyle, bakalım. Ama geçen seneki Bandırmaspor kulübesiyle bu seneki Bandırmaspor kulübesini düşünecek olursak Mustafa Gürsel Hoca şöyle arkasına bir baktığında ben şunu çıkarayım, bunu alayım rahatlıkla diyebilecek. Aynen öyle tabii. O büyük avantaj olacak. İki tane yabancı stoper var. Kotrumpis ve Halovnia. Yorumladık ya zaten. Yok şöyle, Fatih de geldi. Alpay da var. Stoper hattı çok da Alpay oynayamaz zaten. Alpay geçen sene iyi oynadı. Ne diyorsun? İyi oynadı ama şu anki stoperler Alpay'ın çok önemli. Alpay sence 2. lige gidebilir mi sürpriz bir ayrılık olarak? Belki olabilir, bilmiyorum ama. Çok genişledi kadro o yüzden. Aynen, bakalım. Bandırma'ya sadece sol bek alternatif lazım Caner'e. Onun dışında her yer bence tamam. Sağ bek alternatif. Mahmut geldi, Berkant. Ha doğru, Mahmut geldi. İşte ben bakıyorum. Kenny'nin durumuna göre bir konuşabiliriz belki. Santrafor. Bence Onur Başkan Kenny'yi bırakmaz. İnşallah bırakmaz. Bir sene kalsın zaten. Aynen. Zaten Kenny 2025'e kadar imzaladı. Bir yıl daha oynarsa daha iyi. Felaket para gider. Aynen öyle. Bandırmaspor'dan çok ümitliyiz. Çünkü doğru bir yapı var Bandırmaspor'da. Hem borç eritiyorlar hem de iyi kadro yapıyorlar. Zirveye oynuyorlar. Bandırmaspor'dan. Ben Bandırmaspor'la alakalı şöyle bir şey diyeceğim. Bu sene çıkmaz. Diğer sene çıkmaz. Ama bu yönetim böyle devam ederse elinde sonunda Bandırmaspor Süper Lig'e çıkacak. Ümraniyespor gibi, bak ben sana söyleyeyim. Evet. İstanbulspor gibi yani. 6 yıl sonra çıkar, sallıyorum. 7 yıl sonra çıkar ama elinde sonunda çıkar. Aynen böyle öyle yönetilmeye devam ettiği sürece. Bodrumspor'a geçelim. Bodrumspor'a geçelim. Bandırmaspor'da başarı eklememiz gerekiyor. Aynen öyle, Bambana. Bodrumspor ligin yeni ekibi mütevazi hamleler yapıyor baktığımızda. Ne düşünüyorsun? Abdurrahman Canlı geldi merkez orta sahaya. Kenan Özer çok tecrübeli bir oyuncu kariyer olarak. Koray Kılınç geldi genç santrafor Trabzonspor'dan. Bir de takımın dinamosu Erkan Değişmez iç transferde takımda kaldı. Bodrumspor da bu arada Topuk Yaylası'nda kamp yapıyor. Evet. Bodrumspor'un hedefi ligde kalmak. Öyle zaten. Başkan da açıklama bu yaptı. Zaten dedi. Bu sene ligi göreceğiz. Seneye iddialı takım kuracak Bodrumspor. Ne düşünüyorsun Bodrumspor'un hamleleri için? Bodrumspor tehlike yaşar mı? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bodrumspor'un şu yaptığı transferlerinin hepsi yanlış. Kenan Özer, Kenan dışında hepsi yanlış. Ama Koray Canlı Bolu'da kötü oynamadı. Ligde kalmaya oynayan takımda yetmez mi? Yok zaten şöyle bir nokta var. Koray Kılınç Sarıyer'de zaten kötüydü. Erkan Değişmez zaten. Erkan ama iyi oyuncu, takımın dinamosu, iş transferde kaldı takımda. Ya ama ikincilikleri TV1 aynı mı? Yetmez diyoruz. Yetmez diyoruz zaten. Ama ligde kalmaya oynamaya da mı yetmez? Yetmez. Yani ligde kalmaya oynamak sence yetme noktasında konuşmanın anlamı var mı? Bodrumspor iyi transferler yapmalı yabancı olarak. Bak şöyle bir nokta var. Bence. Sen diyorsun ki ligde kalma yetmez mi diyorsun. Bir takımın hedefi ligde kalmaksa zaten bu kadro sıkıntılı bir kadro. Sen de bana diyeceksin ki geçen sene bile çok takım vardı, sıkıntı vardı. Yetmez demeye getiriyorsun. Tabii. Şimdi şöyle bir nokta var. Bir takım da küme düşmeye oynuyorsa bu takımın kadrosunda yetecek yetmeyecek diye diyebileceğim bir oyuncu var mı? Yok. Bu takımda zaten birçok oyuncusu yani yetmeyecek oyuncular ki bu takım düşmeye oynuyor. Veya tam tersi Eyüp neden şampiyonluğu oynuyor? Seviye anlamında yüksek oyuncular var. Burada demek ki aşağıda oyuncular var ve yetmeyecek oyuncular ki bu takım düşmemeye oynuyor. Ha ne olur? Düşmemeye oynayan takımlarda 2-3 tane iyi oyuncun olur zaten. Bu her takımda var. Geçen sene mesela örnek vereceğiz. Kocaelispor düştü. İyi oyuncular vardı. İşte Mehmet Yılmaz, Bursa düştü. İyi oyuncular vardı. O yüzden bu noktada bakmak lazım. Bodrumspor Kenan dışında yanlış transferler. Peki Bodrumspor yabancı hamlesi hiç yapmadı. Geç kaldılar mı yoksa çok mu inceliyorlar? Geç kaldılar. Daha bu saatten sonra neyini inceleyecekler? Geç kaldılar. Aynı geçen sene Manisa gibi geç kaldı. Manisa'dan da daha geç kaldı. Hadi Manisa ile Bodrum'u şöyle ayırıyorum. Manisa geçen sene iddialı takım yapacağım dedi, yapamadı. Bodrum yapacağım onu demedi ama bak Manisa yapacağım demedi. Ama hiç. Manisa para harcayacaktı, o belli. Harcayacaktı da iddialı kadro yapacağım demedi. Harcadı da. Manisa'ya yanlış yaptım. Manisa'yla Bodrum'u ayırmıyorum. Şehir olarak da aynılar. Şu an gelme noktasında da aynılar. Geç kalma noktasında da aynılar. Güç dengesi anlamında da aynılar. İkisinde de para var. İkisi de rezil yaptılar. Ama Bodrum şunu diyor. Biz bu sene iddialı takım kurmayacağız. Belki bunu böyle parlatacak yabancılar alıp ne diyorsun? Ya söyleyip söyleme. Ay bak şunu söylersin. Ben iddialı kadro kuracağım dersin. Kuramazsın. Söyle. Ama Manisa hiçbir zaman kadro kuracağım demedi. Hiçbir açıklama yapmadı, kötü kurdu. Bodrum'da yapmayacağım diyor, yapmıyor. Bakalım Bodrumspor'un yabancı hamlelerini merak ediyorum. Kimler gelecek? Ankara Keçiören Gücü'ne geçelim. Bodrumspor'a da başarılar dileyelim. Sen bir şey söyleyeyim mi? Bodrumspor şu anda resmen bize Adanaspor'un varisini gösteriyor. Adanaspor gibi takım yapıyor yani. Sıkıntılı bir takım. Yabancılar da patlak olursa bak o zaman izleyelim ne olacak. Belki de Bodrumspor ilk devre sıkıntı çekerse devre arası para harcar ha. Ha devre arası yapamazsın strateji. Onu işte bak. Ya orada evet de hani her zaman sana söylüyorum. Sen Açamak sezon başında kalır. Temelinin %80'ini 90'ını yanlış kurarsan sıkıntı. Devre arası bunu telafi edemezsin. Doğru. Nasıl adam getireceksin sen? Adamların sözleşmesi yapılıyor sezon başında. Orası ya takımından öyle. Gönderilen oyuncular, tabii. Ya sezon başında takım bulamayan oyuncular ya da sıkıntılı oyuncuları getirirsin. O çok zor. Aynen öyle. Bir diğer takımımıza geçelim. Ankara Keçiören Gücü'ne geçiş yapalım. Başkent ekibi tecrübeli sağ bek Erhan Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Keçiören Gücü'ne çok gelişme yok zaten. Erhan geldi, o gün bayrak gidecek diyorlar. Erhan bence doğru bir hamle oldu. Erhan iyi bir transfer. Tuzla'da da iyi oynadı geçen sene. Samsun'da da iyi Erhan zaten. Onu söyleyelim. Sen beğeniyorsun zaten Erhan'ı. Ortaları çok iyi hücum anlamında. Taner Hoca'nın sisteminde Erhan'ın iş yapacağını düşünüyorum. Hı-hı. Erhan bence kendi adına doğru bir kulübe geldi. Aynen. Keçiören Gücü bence gene ligin tehlikeli takımlarından biri olacak. Ne dersin? Aynen. Erhan iyi bir transfer. Onu söyleyelim. İşte yapacaktır. Keçiören Gücü tarafı için hayırlı olmasını dileyelim. Tabii hayırlı uğurlu olsun. Daha transferler Keçiören Gücü için devam edecektir. Tek Eze'yi kaybettiler. Normal. Hani Cibrilla'nın falan kalması bence Olavoy'nin şu an iyi oldu. Aynen iyi. Olavoy'nin çok kaliteli bir kesinlikle. Oyuncu. Boluspor'a geçelim. Boluspor'da bir iç bir dış hamle oldu transferde. Tugay Kaçar takımda kaldı merkez orta sahancısı. Kaleye de Çağlar Şahin Akbaba geldi. Acaba Selmani gidecek mi? Bunu düşündüm. Şundan dolayı Çağlar bence yedek kalacak bir kaleci değil. Hı hı. Selmani de çok kaliteli bir kaleci. Onu da yedek bırakamazsın. Acaba Selmani'den bir para kazanıp bonservis kazanıp bilemem onu Çağlar'ı mı Boluspor birinci kaleci yapacak? Çünkü Boluspor'un da 50 milyon borcu var. 50 milyon TL. Hani yönetimde bir fedakarlık yapar mı? Selmani çok kaliteli bir kaleci. Yani bence Süper Lig'de oynayacak bir kaleci. Teklifleri de olacak. Hani talipleri de olabilir. Ben öyle düşündüm. Çağlar da iyi bir kaleci. Ben çok beğeniyorum Çağlar'ı. Ya Boluspor'dan ben Sait Hoca'dan çok ümitliyim. Bregu kaldı, Gökhan Karadeniz kaldı, Mehmet Zahit kaldı. Landel geldi zaten. Kim? Landel. Doğru. Ben Sait Hoca'nın bir sistem yaratacağını, bir takım yaratacağını düşünüyorum. Boluspor'un hedefi zaten ilk olarak ligde kalmak. Aynen. Bakalım ben Çağlar Şahin Akbaba transferini doğru buluyorum. Ama Selmani noktasında bir şey diyemem. Sadece bir varsayım olur bu. Onun için yorum yapamam net. Çağlar Şahin Akbaba 11'de oynarsa zaten katkı verir. İyi kaleci Çağlar. Tugay Kaçar da iyi bir alternatif oyuncusu. İlk 11 değil ama aynen. Bence ya. Evet alternatif olabilir. Bir de Göztepe'de iki hamle var. Uğur Kağan Yıldız geldi sağ beke, genç sağ bek Fenerbahçe'den. Bir de Altınordu'dan Hüsamettin Yener. Aynen. Hüsamettin yıllardır İzmir'de yaşayan bir isim. Altay'da, Altınordu'da yıllardır oynuyor. Yabancılık çekmeyeceği bir yere Hüsamettin bence iyi bir oyuncu, ben sana söyleyeyim. Ama Göztepe bence kadro yapamadı. Ne düşünüyorsun? Bak mesela Çaykur Rizespor'la Göztepe aynı durumdaydı. Tabii. Rize bir anda operasyon yaptı. Göztepe hiç kadro yapamıyor. Göztepe yapamıyor. Göztepe taraftarları da durumdan hiç memnun değiller. Ya ne yapacağız, ne yapacağız? Bunu seninle dün konuştuk. Mesela Ankersen kulübü aldı. Eyvallah ama yatırımcı. Bir basın açıklaması yap yani. Yani bir basın açıklaması yapılmadı. Göztepe'nin planı ne? Bu sene mi çıkmak? Yoksa sallıyorum 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık bir plan mı? Daha bir de bu devir işlemi de resmileşmedi. Devir işlemi de tam bitmedi yani. Hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bak ben sana büyük bir sıkıntı söyleyeyim Göztepe'de. İrfan Can Eğribayat'la taraftarın arası çok sıkıntılı. İrfan Can takımda kaldı. Ben de anlamadım. Eğer Göztepe'nin seneye ilk oynayacağı İstanbul maçında atıyorum İrfan Can kalede kötü bir gol yedi. Bak bakayım ortalık karıştı. İşte yandı gülüm keten elma. Tabii sonra el kolu hareketi yapsa tribünlere. Bak zaten araları çok sıkıntılı tribünle İrfan Can'ın. Performansından dolayı sezon içinde. Geçen sene büyük sıkıntılar yaşadılar. Aynen. Bakalım. Tribüne çıkacaktı İrfan Can. Aynen. Yalçın Kaya'nı istemiyor taraftar, takımda tuttu Göztepe. Göztepe çok kan kaybetti. Bence Göztepe'nin şu an playoff iddiası bile yok. İlk ikiyi geçti. Çok zor, aynen. Geçen hafta da ben bunu söyledim. Göztepe bence playoff adayı falan değil yani. Aynen, katılıyorum sana. Bakalım ne olacak. Altınordu'ya Safa Kınalı geldi. Aynen. Altınordu'da bu tarz oyuncular kendini gösterebiliyor. Safa burada kendini bulabilir. Aynen, bulabilir Safa. Rahat olacak. Taraftar baskısı yok. Yanında genç oyuncular olacak. Altınordu. Sistemli bir kulüp. Doğru. Burada gösterebilir kendisini. Sefa'nın da hayırlı olmasını dileyelim Altınordu için. Bir de Pendik Spor'da gelişmeler var. Hı-hı. Sen bana söyledin bunu. Konuşalım. Kerem Kaya, Doğan Can Otman ve Mertcan Akkaya ile yollar ayrıldığına dair. Nasıl buluyorsun bu kararı? Ligin yeni ekibine Pendik Spor'da iddialı bir kadro kuruyor. Aynen. Hedef en kötü playoff. İlk ikiye oynamak. Olmazsa playoff. İyi de kadro kuruldu İstanbul temsilcisinde. Ne düşünüyorsun bu ayrılıklar için? Kerem Kaya için yorum yapmıştık biliyorsun. Erhan Karani sakatlık durumu var. O yüzden Ferhat Öztürk'ün 11 olursa Kaya'yı da hani bu noktada düşünüp bir takımda tutabilirler demiştik ama Kerem Kaya takımdan ayrıldı. Ki Kerem Kaya bu ligin oyuncusu hani yetmezdi değil. Ama o noktada düşününce mantıklı demiştik. Ama Allah korusun Erhan'a bir şey olur çünkü Erhan çok sakatlanıyor. Bu öyle bir sıkıntı var. Ferhat tek kalırsa bir sıkıntı olabilir orada, bak ben sana söyleyeyim. Doğan Can'ın gidişine ben şaşırmadım. Şundan dolayı Doğan Can çok iyi bir ikincilik oyuncusu ama bence TFF birincilik oyuncusu değil. Hı hı. Bir de Pendik Spor bence alternatifte Tarık'ı tutuyor. Çünkü Tarık yıllarca TFF 1'de oynadı. Ümraniyespor'da. İki oyuncu arasında bir tercih yapılırsa Tarık'ın TFF 1 tecrübesinden dolayı Doğan Can gitti. Aynen öyle. Ki Doğan Can 2. Lig'deki iddialı takımlardan birine gider. Doğan Can 2. Lig'in en iyi stoperlerinden biri. Ne düşünüyorsun? Bence de öyle. Aynen öyle. Mertcan Akkaya da geçiyor zaten Doğan Can için. Kocaeli'de geçiyor. Mertcan Akkaya da genç bir oyuncu. Normal. Bu kadroda şans bulabilmesi imkansız. Aynen. Peki sana bir şey diyeceğim. Pendik Spor transferi kapattı mı? Yok. Daha forvet alınacak. Ama 3 tane forvet oldu. Şöyle Ertan, Turan, o zaman Görkem gidiyor mu? Ya yabancı bir forvet diyorlardı. Öyle mi? Ama belki Oltan geldikten sonra rafa kalkmış olabilir. Zaten büyük ihtimalle Kandaya transferi yattı. Sol açıda hala sıkıntı var. Sana onu soracaktım. 10 numarada sıkıntı var. Bu yüzden transfer lazım. Pendikspor'da transfer lazım. Sence santrafor gelirse Görkem gider o zaman. 3 tane forvet. Yok, ben yine diyorum ya bak, Oltan Karakulukçu geldiği için belki hani o rafa kalkmış olabilir o transfer için. Yabancı anlamında. Böyle devam ederler. Bence Pendikspor... Bence forvet rafa kalktı. Rogerio Turam'la başlayacaksa. Öyle olacak zaten. İlk 11 olarak diyorum. Kanada falan gelir mi bir adam? Sol açık lazım. Zaten Kande'ye sence yattı mı? Yatmış aynen. Hiç açılmaz diyorsun o defter yani. Açılabilir ama şu an için yatmış. Ağustos'tan sonra bir gelişme olur mu? Biraz olabilir. İnerse para olabilir. Falan. Her şey olabilir. Transfer sadece biliyorsun. Şu an için diyorum, yatmış diyorum. Peki gidecek oyuncular var mı başka öğrendiğin? Şu an yok ama işte Emirler falan gidecek ya söyleniyor. Özellikle 2. Lig'deki iddialı takımlar bu oyuncuları kovalıyor çünkü. Aynen. Biraz da bekliyorlar Pendik Spor'dan ayrılmalarını. Hı hı. Bakalım, transferler oldukça zaten konuşacağız. Sezona da az kaldı. Bir aydan az, 21 günümüz var. Pendik Spor'un tek bir yerde hata yaptığını düşünüyorum. Santrafor'u Oltan'ı almazdım. Ben Oltan'ı almazdım. Roger'e de yanlış bana. İbrahim Yılmaz'ı alırdım, alabilirim. Roger'e de yanlış. Bakalım inşallah bizi yanıltır. Tuğram'la biliyorsun sen Tuğram hakkında görüştün kulüpteki onlara da söyledim ben açıkça söylüyoruz bize hani kimse yalakalık şeyimiz yok. Görüşümüzü onlar da zaten o yüzden bizi seviyorlar. Tabii, sağ olsunlar. Görüş belirtiyoruz. Zaten sezon içinde muhasebesini de yapıyoruz. Yanıldığımız zaman yüzlerine de söylüyoruz. Yanıldık. Tebrik de ediyoruz. Onlar bakalım, bize göreceğiz. Yanılırsak takılıyorlar. Aynen söylüyorlar öyle. Yani. Mesela biz geçen sene onlara ne söyledik şey noktasında? Eyüpspor noktasında 2 tane stoperde yanlış dedik. Bak ikisi de yanlış çıktı. Aynen öyle. Doğru. Eyüpspor'da da Bacci biliyorsun takıma döndü. O güzel oldu bence Eyüp için. Bu kadroda Bacci çok iş yapar. Bacci kritik oyuncuydu geçen sene. Hamle yapan takımları konuşacağız. Tüm transfer yapan takımlara hayırlı olmasını dileyelim. Haftaya birkaç takımda gene hareket olabilir. Aynen. Transfer sürecinde de tüm takımlarımıza başarılarımızı iletiyoruz. Haftaya eğer transfer anlamında yoğunluk olursa yine program yaparız. İnşallah. Projemize ilgili tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Tabii. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Bir dahaki transfer programında tekrardan görüşmek üzere. Ayrıca sana da çok teşekkür ederim. Ben de sana ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. İyi destek veriyorlar videolarımıza. Ligler de başladığında inşallah daha da artmasını bekliyoruz. Tüm şehirlere de selamlarımızı yollayalım. Tüm takımlara da transfer döneminde başarılar dileyelim. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.